Herkese selamlar dostlar. Keyifler nasıl? Diyerekten gireyim. Şimdi öncelikle hepinize selamlar zaten. Ekranda gördüğünüz üzere rapordan başlayayım. Öncelikle şunu da belirteyim. 2 gündür video gelmemesinin sebebi zaten hasta olmamdı. Instagram'dan veya YouTube Telegram grubundan zaten duyurdum. Grip oldum sanırım. Ses zaten yok. Biraz da garip geliyordur. Kusura bakmayın. Kalın geliyordur mutlaka. Ergen gibi borudan geliyor. Diye geliyordur o. Şimdi ekranda öncelikle rapordan başlayalım öncelikle. Keyifli bir video diliyorum öncelikle. Şimdi ekranda raporunuz arkadaşlar. Yeşili sev, doğayı koru. Tebrikler şekilde. Çok güzel kazananlar olmuş. Yorumlar gelmiş. Instagram'dan kuponlar gelmiş. Ben bir tane örnek olsun diye koydum buraya. YouTube tercihlerimiz zaten 7-8 tane mi ne vardı. Sadece Paris mücadelesi burada başarısız oldu. KG varı yattı. Hatta o maçta gelse bir tane arkadaşımız 10 bin dolar mı ne alıyormuş yani. 100 bin lira para. Ne paralarla oynuyorsanız artık. İngiltere kombinimiz vardı. Sizlere verdiğim kombin başarılı bir şekilde geldi. Katıl ekstra kombine yapmıştım. Katıldaki arkadaşlara, Katıl Telegram grubumuzdaki Zulte maçına, KG Napoli maçına üst şekilde o geldi. Sağda da bir tane kazanan arkadaşımızı koydum ben böyle. Paris maçını eklememiş. İşte iddia böyle oynanır bakın. Kafanızda yatmayan maçları eklemeyin. Bu kadar basit. Sizler de beyin süzgecinizden geçirin yani. Kendiniz de maça bakın bir mutlaka. Güzel bir şekilde kazandık. Değerlendiren bol şansla. Tebrikler. Onun dışında dün arkadaşlar ve herkese açık olarak verdim. Size nereden ulaşabiliyorsam oradan ulaştım. Öyle söyleyeyim. Katıl Telegram'da verdim. Katıl Yüksek Oran grubunda verdim. Her şey dahil iletişim grubunda verdim. Herkese açık Telegram grubumuzda verdim. Instagram'da verdim. İsterseniz hemen bir okuyayım. Cristiano Ronaldo gol atar bahsi. Neden verdik bu bahsi? En son kim ödül aldı? Messi. Peki ne aldı? Ballon d'Or. Peki ödül törenine kim gitmedi? Ronaldo. Bakın. Bu adamın saç telinin her bir telinde, vücudunun her bir geninde hırs var. Harbiden hırs var. Bu adam çok hırslı bir adam. Hatta ben buraya yazdım ki yok mu şöyle bir yıldızlaşması, 2-3 tane atması da maçı kazandırması. 3-2 kazandılar. Ronaldo 2 tane gol attı. 2-10 küsur orandan aldık biz. Yani güzel bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum ben. Gelmesi muhtemeldi zaten. Herkese açık olarak verdim. Fakat nesine de yoktu yani. Avrupa özel olarak verdim. Avrupa'dan oynayan arkadaşlarımız değerlendirdi. Değerlendirenlere tekrardan tebrikler. Tekrar ekran bir kombine gelsin. 2 Kasım ana kupalı olarak verdim. Yani dünün kombini bu. Dünün kombinin arkadaşlar her şey dahil iletişim grubunda da verdim. İletişim grubunda hatta şöyle verdim. Yüksek oynayabiliriz diyerek verdim. Bu zaten herkese olarak vermiştim. Kombineye biraz güvendim. Dedim ki iletişim grubundaki arkadaşlar. Beyler dedim ben 370 lira para atıyorum dedim. 800 lira gibi miktar veriyor. Avrupa'dan oynadım ben de. 800 TL gibi miktar verdik, kazandım. Diğer arkadaşlarımız da değerlendirmiş zaten. Güzel bir şekilde ilerledik. Değerlendirenlere tekrardan tebrikler diyelim. Burada da güzel bir şekilde kazandık, ilerledik. Şimdi videoya geçelim isterseniz maçlarımıza. Şöyle maçları göstereyim. 11 tane mücadelemiz var. 11 tane mücadelemizden bir tane ideal bir kombin önerisi yapacağım sizlere. Onun dışında diğerlerini hem yüksek oranı olsun hem idealden önereceğim. Öncelikle beyler bayanlar, videomuza hemen 2 saniyenizi ayırıp emeğe saygı olaraktan da bu hasta halimle videoyu çektiğimden dolayı hemen 2 saniyede like ve yorumlarınızı bekliyorum. Güzel seviyede like gelirse şimdiden teşekkürler. Melbourne City'nin mücadelesi. Ben Melbourne City'yi çok takip ettiğimden dolayı her hafta farkındaysanız alıyorum. KG alıyorum, üst alıyorum, taraf galibiyetini alıyorum, taraflı üstünü alıyorum yüksek orandan. Değerlendiriyorum kısaca. Melbourne City arkadaşlar kaliteli bir ekip. Harbiden kaliteli bir ekip. Geçen sezon zaten her maçını izledim. Geçen sezondaki kadrosunu da korudu bu ayrıca. Kemik kadrosu, Nabot olsun, ilerideki golcüsü McLaren olsun, bu isimlerin hepsini korudu. West Ham United'da şöyle bir adam. Şöyle bahsedeyim. West Ham United'da 2 tane maç oynadı. Bir tanesini 1-0 aldı, bir tanesini 1-0 kaybetti. Yani çok fazla gollü maçlara imza atmıyor. Burada West Ham United zaten bu takımların yapısında savunma yapmak yok yani. Ben burada Melbourne City tarafındayım. 2 gol atıp kazanmasını bekleyeceğim. İdealden 1.39 gibi oran açmışlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Adana Demirspor'un bu sezon defans yaptığı maç oldu mu? Bekliyorum cevabınızı. Yorumlara yazın. Arkadaşlar Adana Demir'in yapısında
Defans yapmak yok. Yani şu an ilerideki oyuncular defans yapamaz. Defansa koysan da beceremez zaten. Adamlar hücum yapmak istiyor. Trabzonsporlu oynayacaklar lider. Şu an kim Trabzonsporlu oynarsa oynasın ekstra bir motivasyonla oynayacaktır. Neden? Adamlar lider, kaç haftadır yenilmiyor? 265 gündü öyle bir gün. Hatta artmıştır o. 269 olmuştur. Ben 3-4 gün önce okudum o haberi. Ya dediğim gibi kim Trabzon'la oynarsa oynasın ekstra bir motivasyonla oynayacaktır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ben Adana Demirspor'un burada güzel bir şekilde futbol sergilemesini, Trabzonspor kalesinde pozisyonlar bulmasını bekliyorum. Trabzonspor kazanabilir fakat ben KG var olarak 1.51 gibi orandan değerlendirdim. Yüksek orandan da denemek isteyenler varsa 2.5 üstünde bir yaparsa 2.12 gibi orandan da yüksek orandan değerlendirmiş olur. Bu da alternatif yüksek oran önerim olsun. Sistemlere eklenebilir. Fakat idealden KG var alabiliriz. Ayık Solna'yla Sirius mücadelesi. Ayık burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Lig bunların bitmek üzere. Şöyle gösterebilirsem. Lig bunların bitti. Gösterilmiyor. Yani son maçları, ligdeki son maçları İsveç ligini kapatıyoruz arkadaşlar. Pardon. Eğer Malmö kaybederse, Ajax Solna da burada kazanırsa şampiyon olabilirler. Fakat Malmö kendi evinde kaybedeceğini sanmıyorum. Şimdi Ajax Solna Sirius'tan bahsedeyim. Sirius da son haftalarda düşme potasındaydı, çıktı. Yerini garantiledi. Düşmeyecek takım Sirius takımı. Onlar da son haftalarda çok gollü maçlar imza atıyor. Artık şeyden bilir. Zaten düşmedik, gollü maçlar, ofans oynayalım mıdır? Nedir bilmiyorum artık. Ajax Solna da Sirius da bu maçta gol atabilir. Gollü bir mücadele bekliyorum. 2.5 üstünün oranı 1.49 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Östersund'la Degerfors mücadelesi. Çok güzel bir mücadele. Puan durumundan bahsedeyim. Degerfors'la Halmstad arkadaşlar 31 puanı var. Burada bir gülücük. Halmstad takım arkadaşlar bu hafta Malmö'yle oynuyor. Yani deplasmanda şampiyon olacak takımla oynayacak. Şampiyonluğu ilan edebilir. Yani muhtemelen Halmstad takımı burada puan kaybedecek. Bizim takımımız kim burada? Degerfors. 14. sırada. Düşme playoff oynamak ister mi? Kesinlikle istemez. Ondan dolayı Degerfors'un bu maçı ne yapıp ne edip kazanmasını bekliyorum. Burada Degerfors'un direkt taraf galibiyetini önereceğim sizlere. Yarın kombineme mutlaka alacağım. Bakın mutlaka. Mazzone 2'yi 1.31 oran açmışlar. Alınır. Kazanması lazım. Alınır. Daha yüksek oran isteyen varsa pardon vallahi pardon. Mazzone 2 1.5 üst yaparaktan da 1.42 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Leverkusen'le Fürt mücadelesi. Fürt arkadaşlar 12 maçtır mağlup oluyor ve Bundesliga tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşayan takım Fürt takımı arkadaşlar. O yüzden Fürt'ü alkışlıyoruz. Aferin Fürt. Burada Leverkusen'le oynayacaklar. Leverkusen'de Avrupa'da mücadelesi var. Fakat Avrupa'daki mücadelesi formalite diyebilirim. Çünkü garantilediğini söyleyebiliriz. O yüzden Fürt takımı burada galip gelebilir. Bak. Pardon. Aklımda başka bir şey vardı ne düşündük ya. Fürt takımı galip mağlup gelemez bu takım bu maçta. Leverkusen handikap atar arkadaşlar. Leverkusen çünkü dedim ki Avrupa'da mücadelesi var fakat formalite mücadelesi. Liderliği garantiledi. Kendi evinde ligdeki bu mücadele yasılacaktır. Zayıf bir rakip var. Son mücadelesi 6-3 bile bitti Fürt'ün. Burada Fürt'ün o kadar gol atmasını da beklemiyordum bu arada. Handikaplı bir Leverkusen galibiyeti idealden alınabilir. Skor beklentim 3-1. Bol şanslar. Hoffenheim'le Frankfurt mücadelesi. Şunu söyleyin. Frankfurt'un kaç haftadır koordinatör mücadelesini değerlendiriyoruz biz? Siz söyleyin. Dediğim gibi Frankfurt'un son 3 haftadır biz son 3 maçını hatta korner olarak değerlendiriyoruz ve hepsinde kazanmasını bildik korner olarak. Bu mücadele arkadaşlar 1-1 gibi bir skorla da bitecek. KG varını da bekliyorum. Tempolu bir mücadele olur. İki tercih yapayım ben sizlere bu mücadelede. 1.43'ten zaten bir KG varını alabilirsiniz. Onu geçtim. Ben bu maça Frankfurt'tan dolayı tekrar korner oynayacağım. Ama bu sefer 8.5'u açmamış şerefsiz sütçü. 9.5'u açmış. 9.5 üst kornerin oranında 1.53. İsteyenler KG varına, isteyenler kornerine. Ben ikisinin de gelmesini bekliyorum. Frankfurt takımının da zaten son 3'tür. Kornerden kazanıyoruz. Yine kazanabiliriz diyerekten de geçiyorum.
Barcelona Real Betis mücadelesi. Bakın bu maç analiz maçıdır. Gelmeyebilir. Bakın baştan söylüyorum. Gelmeyebilir. Ama iyi bir dinleyin. Şimdi aralarındaki maçlara bakalım. 5-2, 5-2, 3-4, 2-0, 6-2. Yani son 4 maçının 3 tanesinde artı 7'ye bir gol çıkmış gördüğünüz üzere. Ben bu maçları önceden düşündüm ki ulan Real Betis'in bir golünü alayım dedim. Kazanalım dedim. Herkes mutlu mesut takılsın dedim. Ama ben almıyorum. Real Betis'in golünü almıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Bu maça 3.5 atlıyorum. Oranında 1.51. Neden? Nedenini anlatayım beyler bayanlar. Şimdi Bayern Münih ile Barcelona'nın bir mücadelesi var. Bugün Müller'in açıklamasına denk geldim. Müller diyor ki, diyor bu Ballon d'Or'u diyor. Ballon d'Or'u diyor. Leva'ya vermediler diyor. Messi'ye verdiler diyor. Ama gerçek Baviera mı diyor? Baviera diyor veya Polonyalı diyor işte. İkisini de kullanıyor. Diyor ki gerçek Alman futbolunun ruhunu yaşatacağım diyor. Göstereceğim diyor ya. Bayern Barcelona diyor gelmesin o maça diyor. Barcelona o maça gelirse diyor. Abi 8 tane de ben atacağım diyor tek başına. Müller diyor ha ben demiyorum. Yani öyle konuştuğundan dolayı eğer Barcelona tarafı o açıklamaları dinlediyse bu maç falan umurlarında olmaz ciddi anlamda. Herkesi bırakır direkt Bayern Münih maçına odaklanır. Bayern Münih o maçta büyük patlama yapabilir. Ki ondan önce Real Betis'le zorlu bir mücadelesi var. Ben burada Barcelona takımı 1-0 öne geçerse takım aktif dinlenme olarak top çevirebilir. Ondan dolayı yani bu maçta puan kaybedebilir. Maksimum skor beklentim 2-1. Yani maksimum 2-1 yani. Başka skor beklemiyorum. Analizdir ama dediğim gibi başta gelmeyebilir dedim. Ama ben bu maçta 3.5 altın oranı 1.51 gibi ideal bir güzel bir oran açmışlar. Ben değerlendireceğim arkadaşlar. Bir tane kombineme koyarım. Değerlendireceklerine bol şanslar dilerim. Dediğimi iyi dinlemişsiniz umarım. Galatasaray Altay mücadelesi. Altay mücadelesinden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ekrana gelsin hatta. Sadece katıl gruplarımızda ben yokum. Bunlar verilen tercihler şu an editörlerin tercihleri ekranda gördüğünüz üzere. Bu editörlerin tercihleridir arkadaşlar. Verdikleri tercihlere baktığımız zaman da dün EuroLeague kuponu yaptı. Mesela basket editörü arkadaşımız Enes. Başarılı oldu. Bilal diye bir editör arkadaşımız var. İtalya'da, İtalya'nın sefiri diyoruz biz artık. Dede tarafı İtalyalı bu arkadaşımızın. Hatta bak Rolling 1'de de yazmış. Dede tarafım kazandırmaya devam ediyor yazmış. Sol alttaki tercihte. Güzel gidiyoruz. Maşallahımız var. Son haftalarda dediğim gibi son 3-4 günde çok güzel kazançlar elde ettik. Gruptaki arkadaşlar da yorumlarını zaten yazabilir. Ekrandan Telegram grubunu göstereyim. Nasıl maçlar veriliyor? Dün Ronaldo'nun gol atanını ben zaten her yerde verdim. Burada da zaten ekranda görüyorsunuz. Empoli mücadelesine Rolling olarak başlamıştı. Rolling 1 olarak. KG var tercihi başarılı oldu. Geldi. Empoli mücadelesine 1.95 gibi orandan verdi. Şöyle göstereyim. Kalan süre 2 dedim. 1.95 gibi orandan İtalya'dan çağırıyorlar beni diyerekten yazmış tekrardan. Buradan güzel kazandık. Bu şey kuponuydu. EuroLeague kuponu. Ben de bir tane canlı verdim. Biz de editörlerin arkasına düşmeyelim. Gölgesine düşmeyelim diyerekten de. Tottenham'ın atacağı bir golü daha verdim. 2-0 kazandı. O da geldi zaten. Bu şekilde ilerliyoruz. İlerlemeye de devam edeceğiz. Yani hafta sonunda maçlarımız var. Sizleri de bekliyoruz katı Telegram gruplarımıza. Ben hemen seviyelerden bahsedeyim. Ana Telegram grubumuz hem canlı bağışların hem de ekstra kombinelerin bulunduğu zaten herkesin ağırlık olarak buraya girdi. Telegram grubu. Yüksek oran Telegram grubunda ise ana Telegram grubuna giriyorsunuz. Bir de yüksek oranla Telegram grubuna dahil oluyorsunuz. O Telegram grubunda şöyle oluyor. Yüksek oranlı tercihlerimiz 0'dan 2, 2'den 1 olsun veya Matsunu 1, 2.5 üst, Matsunu 2, 2.5 üst, 0'dan 2 tarzında yüksek oranlı denemelerimiz 10 oran, 20 oran, 8 oran gibi tercihlerimiz bulunuyor. Genelde tekli olarak. Her şey dahil iletişim grubunda ise zaten dün bahsetmiştim. Bakın ben burada çok fazla maç vermiyorum. Nasıl çok fazla maç? Dün verdim mesela kazandık. Kaç para kar ettik dün? 500 lira kar etmişiz dün sadece bir tane kupondan. Bu kuponu ben zaten bu karımı değerlendiriyorum. Diğer kombinelere değerlendiriyorum. Bu gruptaki arkadaşlarımız yüklü oynayan adamlar. Ben buradaki adamlara bastırıyorum. Bak mesela 200-300 lira kasası olan zaten bu paketi almasın. Adamın 5000 kasası oluyor. 4000 kasası oluyor. 500 basıyoruz yatıyor. 1000 basıyoruz alıyoruz. 500'den kar etmiş oluyoruz üstüne. Ondan dolayı yüklü oynayanların yeridir. WhatsApp iletişim numarası da var zaten buradan. O sebeple yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten bunun da mutlaka farkındasınızdır diyerekten de geçeyim.
Galatasaray mücadelesiyle devam edelim. Galatasaray maçında ben bu mücadeleyi Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Fakat Galatasaray'ın galibiyetine gitmeyeceğim. Ben bu mücadeleyi alacağım tek tercih korner olacaktır. O korner mücadelesini de pardon. Korner mücadelesini şöyle değerlendireceğim. Şu an açmamışlar ama aşağılar yarın mutlaka. 8.5 üst kornerin idealden 1.40-1.50 oranı olur zaten. İdealden değerlendirmek isteyenler 1.40 küsurdan değerlendirmeyebilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Watford'la Manchester City mücadelesi. Eğer, iyi dinleyin, Watford takımı son haftalardaki özgüvenli oyununu oynarsa hep beraber toplanıp Watford'un cenazesine gideriz. Net. Chelsea maçında çok iyi oynadı. Kaleye 14 tane şut çekti, gol attı, maçı vermiyordu. Eğer Manchester City'ye de o denli ileride ofans oynarsan ana vay senin haline. Yani atar geçer. Ben ideal yapacağım tercihi. 2.5 üstünde 2 yapacağım. 1.37 orandan. İdealdir. Yani gol, keyifli maç olur. Canlıdan gideceğiz yani bu maçta. Canlıdan handikap alırız, oran bekleriz. Ben izleyeceğim zaten bu mücadeleyi. Offline olarak 2.5 üstünde 2'yi alabilirsiniz. Bol şanslar. Bayern Münih-Dortmund mücadelesi. Dediğim gibi Müller'in açıklamalarını zaten bahsettim. Barcelona mücadelesinde. Leva da bu maçta ekstra bir şov yapabilir. Ulan bana Ballon d'Or'u vermediniz, bakın ben ne yapıyorum diyerekten de. Bayern Münih takımı kazanabilir. Fakat ben her iki takımın atacağı golleri zaten bekliyorum. Oran açmamış namussuzlar. KG var'ın 1.26 oranı açmışlar. Haaland da geri döndük. İdealden bir KG var'ı alabilirsiniz. Geçtim. Onun dışında gollü bir mücadele ve Bayern Münih galibiyeti beklediğimden dolayı ekstra bir tercih olarak da ben Bayern Münih tarafından 2-1'lik bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. O yüzden 3.5 üste gitmedim burada. Bayern Münih kazanır. Bitiriyorum hemen. Napoli-Atalanta mücadelesi. Napoli'de eksikler çok fazla. Fabian Ruiz, Insigne, Osimhen. Eksikler ciddi anlamda çok fazla. Fakat yerini doldurabilir oyuncular var. Petagna mesela ilk 11'i başlar. Atalanta son haftalarda çok iyi gidiyor. Atalanta da iyi işler çıkartıyor. Napoli kalesinde gol bulacaktır diye düşünüyorum. Napoli de kendi evinde atar diye düşünüyorum. Yani ölüsü atması lazım kendi evinde. Napoli'nin kolay kolay maç vermez. KG var zaten. Aldım geçtim. Burada. Ekrana kombin önerisi gelsin. Ondan önce arkadaşlar sizlerden video like ve kanala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Bu kombin önerisi 2'nin üzerinde oranı yok. Avrupa'dan oynayanlar 2'nin üzerine çıkabiliyor. Kazanmak adına ikili yaptım ben. Yani oran yakalamak adına değil, kazanmak adına ikili yaptım ben. Ondan dolayı her iki maçı da KG beklediğim iki maçı da yazdım. Yani oranları yükseltebilirsiniz kendini. Mesela Bayern Münih maçına 2.5 üstünde 2. Napoli maçına yine KG yaparsanız 2.30, 2.40 alırsınız. Ben burada kazanmak adına yaptığım için 2 tane KG var beklediğim, zevkli geçeceğim ve izleyeceğim maçlardan KG var alarak aldım. Değerlendireceklere boş şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.